Diyelim ki birine iletmek istediğiniz bir mektup var. Diyelim ki posta kutunuzda bu mektup var ve bu da mektubu yollayan kişi. Bu mektubu gönderen kişi mektubu buraya kadar yani alıcıya kadar götürecek, değil mi? Bunu da postacı ve onun kamyoneti aracılığıyla gerçekleştirecek. Postacı bu yolda ilerleyecek. Ama diyelim ki tam o anda talihsiz bir şey oluyor. Mesela deprem oluyor ve bu deprem yolun bu kısmını çatlatıyor. Artık postacı gitmesi gereken yere gidemez değil mi? Çünkü yol hasar gördü. Peki ben neden bu senaryoyu anlattım? Çünkü bence bu multiple skleros yani MS hastalığını anlamak için güzel bir örnek. Multiple skleros bir beyin hastalığıdır. Beyin içindeki iletişimi etkiler. Peki beyin içi iletişim derken ne demek istiyorum? Beynimizde bir sürü nöron var değil mi? Bu nöronlar sürekli birbirleriyle konuşuyorlar, iletişim halindeler. Tıpkı buradaki iki nöron gibi. Bu nöron diğerine aksondan geçen bir elektrik sinyali gönderecek. Bu sinyal de bir aksiyon potansiyeli formunda olacak. Bu iletişimin etkisini arttırmak için burada e, aksonu yalıtan bir şey var. Buraya kırmızı renkte çiziyorum. İşte buna mielin deniyor miyelin aksiyon potansiyelinin aksondan hızlıca ilerlemesini sağlıyor. Bu iki yönlü iletişimimizi postacıya benzetebiliriz değil mi? Mesajı ya da postayı gönderen bir kişi var. Yani ilk nöronumuz. Mesajımız, yani postanın kendi var, o da aksiyon potansiyelimiz oluyor. Yol var, o da miyelin ve akson oluyor. Ama ikisi beraber. Bir de tabii alıcımız var. Şimdi benzetmemizde yolu yok eden, çatlatan bir deprem olmuştu. Multiple sklerozda da olan budur. Yol çatlar, yok olur. Yani miyelin zarar görür. Miyelin zarar gördüğünden multiple skleroza aynı zamanda demiyelinizan hastalık da denir. İşte iletişimdeki problem burada yaşanıyor, değil mi? Miyelin azaldığında aksiyon potansiyeli aksonda eskisi gibi ilerleyemez. Hatta bazen hiç ilerleyemez. Peki bu zararın sebebi nedir? Multiple sklerozda bağışıklık sistemi bir şekilde beyne sızar ve beyin miyelini yabancı madde olarak algılar. Böyle olunca da miyeline saldırmaya başlar ve miyelin zarar görür. Bağışıklık sistemi vücudun kendisine saldırmaya başladığı için multiple skleroz otoimmün hastalıklar arasında sayılır. Evet, hücresel seviyede multiple sklerozu işledik. Şimdi de daha mikroskobik açıdan bakalım. Beyin hastalığa ne yapıyor? Burada biraz yer açalım. Şimdi size iki farklı beyin görüntüsü göstereceğim. İşte bunlar iki farklı beyin taraması. Solda sağlıklı bir beyin var. Sağda ise bir multiple skleroz hastasının beyni var. Sağdaki beyinde hemen şuradaki parlak yerleri görebiliyoruz. Bunlara plak deniyor. Plaklara lezyon da denir. Lezyon dediğimizde aslında zarar görmüş dokuları kastediyoruz. Örnek olarak diyelim burada bir el var ve üzerinde de kesik var. Bu kesiği el üzerindeki bir lezyon olarak adlandırabiliriz. Multiple sklerozda ise beyinde lezyon vardır. Bu lezyonlar bağışıklık sisteminin zarar verdiği miyelinlerden gelmektedir. Bağışıklık hücreleri bir araya gelir ve beynin belli bölgelerinde birleşip oraya saldırırlar. İşte böyle bir durumda bağışıklık hücrelerinin bir araya gelip bir yere saldırmasına enflamasyon denir. Bu enflamasyon beyinde gerçekleştiği için de buna nöroenflamasyon diyoruz. Beyinde bu lezyonların görülme durumuna ise skleroz deniyor. Multiple sklerozda ise birçok farklı lezyon olur. Multiple kelimesi İngilizce ya da Fransızca gibi batı dillerinde çok, çoklu gibi anlamlara geliyor. Oradan hatırlayabilirsiniz. Bu lezyonların nasıl farklı yerlerde oluştuğuna dikkat edin. Beynin farklı yerleri farklı işlevlerden sorumludur. Bazıları görme ile ilgili işlerden, bazıları bilişten, bazıları hareketten, bazıları da dokunmadan sorumlu olabilirler. Lezyonların beyinde görüldüğü yere bağlı olarak bu işlevleri etkileyen farklı semptomlar oluşabilir. Peki bu lezyonlar neden oluşur? Bağışıklık sistemi neden beyne saldırır? Maalesef bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Yani Multiple sklerozun gerçekleşme sebebini %100 anlamış değiliz. Tek bilinen, bazı insanların bu hastalığa genetik yatkınlıklarının olduğu. Büyük ihtimalle çevresel faktörler de etkilidir. Genetik faktörler çevre ile iletişime geçtiklerinde hastalığın oluşmasını tetikleyebilirler. Kısacası belirli genler ve belirli çevresel faktörler bir araya geldiğinde hastalıkların oluşması kolaylaşabilir. Multiple Skleroz'un görülme nedenleri hakkında bilim insanlarının ve tıp mensuplarının günümüzde bildikleri bu. Ancak Multiple Skleroz'un sebebi tam olarak bilinmese de kimlerin bu hastalığa yakalanma olasılığının fazla olduğu biliniyor. Şimdi ekranda biraz yer açayım. Hah. Size dünyanın bir resmini göstereceğim. Çünkü Multiple Skleroz'a daha küresel bir bakış açısıyla bakalım istiyorum. Bu hastalık dünya genelinde yaklaşık olarak 2,5 milyon kişiyi etkiliyor. Dünyadaki herkesin bu hastalığa yakalanma oranı eşit mi? Hayır. Ekvador'dan kuzeye doğru ilerledikçe, şöyle gidince, MS vakalarının sayısı artıyor. Ve kuzeydeki bölgelerde sayılar oldukça yüksek. Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın kuzeyinde ve Rusya'da. Yani Genellikle Kafkas ırklarından olan beyaz tenli insanları diğer ırklara kıyasla daha fazla etkiliyor diyebiliriz. Bunların arasından da Kuzey Avrupalı olanlarda daha çok görülüyor. Ayrıca hastalık kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olarak görülmekte. Dünyada bu hastalığın görüldüğü 2,5 milyon insanın 3'te 2'sinin kadın olduğu düşünülmekte. Yani %66'sı kadın. Peki MS hastalığının gelişmeye başladığı yaş kaç dersiniz? Bu yaş aralığı genellikle 20 ila 50 arasında değişmekte. Ama aralık bu olsa da insanlar genelde erken yaşlarda bu hastalığa yakalanıyorlar. Yani durumun ortaya çıkması genelde 50'li yaşları bulmuyor. Son olarak hastalığın kendisinin ölümcül olmadığını belirtmek istiyorum. Hastalığın kendisi öldürmez ama ortalama yaşam süresini düşürebilir. Bu düşüş birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişir. Yani hastalığın kendisi tıbben ölümcül olmasa bile insanın hayatını birçok farklı açıdan zorlaştırabilir.